Serdar さん、朝ごはんの前に水を飲んでください。それから朝ごはんをしてください。朝ごはんをした後、薬を3つ飲んでください。ありがとうございます。Muayene grameri önce anlamına gelir. İsimle de kullanılabilir, fiille de kullanılabilir. İlk önce kendi dilimize nasıl kullanılıyor ona bir bakalım. Türkçe'de önce grameri isim ile birlikte kullanıldığında okuldan önce, yemekten önce oluyor. Yani isimden sonra danden eki geliyor. Bakalım Japonca'da nasıl? Japonca'da önce anlamına gelen maeni gramerini isimle kullandığımızda jugyo no maeni, dersten önce, pati no maeni, partiden önce. Arada fazladan ne var? Jugyo, isim, ders, maeni de gramerimiz. Arada fazladan no eki var. Yani demek ki maeni grameriyle isim birlikte kullandığımızda araya no geliyor. Jugyo no maeni, pati no maeni, dersten önce. Şimdi az önceki sahnede bu gramer nasıl kullanılmış ona bakalım. Serdar san, asa gohan no mae ni mizu o nonde kudasai. Maeni mizu o nonde kudasai. Yani kahvaltıdan önce su için lütfen. Asa gohan bir isim, kahvaltı demek. Maeni de gramerimiz. Yani isimle birlikte geldiği için arada no var. Asa gohan no maeni. Kahvaltıdan önce mizu o nonde kudasai. Su içiniz. Şimdi maeni gramerinin fiillerle kullanımına bakalım. İlk önce kendi dilimize bakalım. Yemek yemeden önce, okula gitmeden önce, sözlük hali gitmek, yemek. Gördüğünüz gibi bir değişime uğruyor. Danden oluyor gene. Bakalım Japonca'da nasıl? Örnek cümlelerle başlayalım. Gakkoni iku maeni, okula gitmeden önce. Taberu maeni, yemek yemeden önce. İku gitmek demek ve sözlükte de aynı yazılmaktadır. Yani iku maeni gördüğünüz gibi bir değişime uğramamaktadır. Maeni gramerini fiillerle kullandığımız zaman demek ki fiili olduğu gibi getirerek bu cümleyi kuruyoruz. Gakkoni iku maeni gitmeden önce. Taberu maeni yemek yemeden önce. Fiil aynı bu şekilde bir değişime uğramıyor. Şimdi örnek cümleye bir bakalım. Gohan wo taberu maeni te o araimasho. Yemek yemeden önce ellerimizi yıkayalım. Maeni grameriyle fiil geldiği için nasıl geliyordu? Aynı şekilde geliyordu gördüğünüz gibi. Taberu maeni hiçbir değişiklik yapılmıyor. Yani böyle bir cümle kurmak istediğin zaman maeni fiil olduğu şekilde getirmeniz yeterlidir. Atogrameri maeni gramerinin zıttı olup sonra anlamına gelir. İlk önce kendi dilimizde nasıl kullanılıyor ona bir bakalım. Türkçe'de sonra grameri fiil ile birlikte kullanıldığında yemek yedikten sonra, okula gittikten sonra gördüğünüz gibi ilk önce yemek fiili yedik geçmiş zaman oluyor veya gitmek gittik geçmiş zaman oluyor. Sonra gene danden geliyor yedikten sonra. Şimdi Japonca'da nasıl ona bakalım. Şu an ekrandaki örneklere bakacak olursak Gakkoni itta ato, okula gittikten sonra. Tabeta ato. Gördüğünüz gibi bu sefer fiil sözlük haliyle gelmemiş. Yani taberu sözlük hali, maini de sözlük hali geliyordu. Bu sefer tabeta olmuş. İku fiili itta olmuş. Bunlar fiilin geçmiş zaman hali. Demek ki ato fiili, ato grameri bir fiille kullanıldığında fiil geçmiş zaman oluyor. Şimdi az önce izlediğimiz sahnede bu gramer nasıl kullanılmış ona bakalım. Asa gohan wo shita ato kusuri wo mitsu nonde kudasai. Arigatou gozaimasu. Asa gohan wo shita ato kusuri wo mitsu nonde kudasai. Kahvaltıyı yaptıktan sonra ilaçtan 3 tane içiniz. Asa gohan wo suru kahvaltı yapmak. Ato gramerle birlikte geldiği için fiil geçmiş zaman oluyordu. Yani surunun geçmiş zamanı shita. Asa gohan wo shita ato kahvaltı yaptıktan sonra kusuruyo ilaçtan mitsu 3 tane nonde kudasai. Yani atogramının önce fiil kullanacaksak mutlaka ta çekimi gelmesi gerekiyor. Peki atogramerini fiille kullanımını gördük. Bir de isim ile kullanımına bakalım. Tabii ilk önce kendi dilimizi nasıl kullanılıyor ona bir bakalım. Okuldan sonra, yemekten sonra aynı şekilde danden geliyor isimden sonra da.
Peki Japonca'da nasıl? Şimdi ona bakalım. Japonca'da Jugyō no Ato. Jugyō ders yani bir isim. Ato da gramerimiz. Arada ne var? Fazladan no gelmiş. Aynı şekilde Mayne gramerinde de zaten böyleydi. Benzer şekilde aynı şekilde Ato gramerini isim ile kullanacaksak araya no gelmesi gerek. Dersten sonra anlamını vermemiz için. Partiden sonra Pati no Ato. Aynı şekilde araya no geliyor. Şimdi bir örnek cümleye bakalım sonra dersi bitirelim. Gakkō no ato eigao mi ni ikimashō. Okuldan sonra sinema izlemeye gidelim. Okuldan sonra Gakkō no ato. Gakkō bir isim olduğu için ato grameriyle kullanacağımız zaman ne yapıyorduk? Araya no getiriyorduk. Gakkō no ato. Bu şekilde okuldan sonra demiş oluyoruz. Gakkō no ato eigao mi ni ikimashō. Okuldan sonra sinema izlemeye gidelim. Film izlemeye gidelim. Anlamında kullanılıyor. Bugünlük buraya kadar. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.